Değerli arkadaşlarım 15 Kasım Dünya Hapisteki Yazarlar Günüydü. Düşüncenin, kalemin en büyük güç olduğunu bize anlatan dünyadaki ve ülkedeki tüm yazarları sevgiyle anıyorum. Düşünceye, edebiyata, sanata en büyük prangaların vurulduğu böylesi bir süreçte daha çok dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum sansüre uğrayan, yasaklanan, engellenen her kelimelerine köprü olmak, onların sesinin yankısını her tarafa ulaştırmak bizlerin görevidir. Evet sevgili arkadaşlarım. Seyit Rıza'nın başa çıkamadığım dedi, dediği oyunların günümüzdeki versiyonlarından biri biliyorsunuz Kobani komplosudur adı dava olabilir ama kendisi bir komplodur, kendisi bir kumpastır. İktidar bloğunun partimize, geleneğimize, demokratik siyasetteki varlığımıza ve halkların ortak gelecek umuduna karşı sarayda kurduğu siyasi bir komplonun adıdır Kobani davası. Komplo olduğunu kanıtlamaya elbette ki gerek yok sevgili arkadaşlar davanın aslında her aşaması dosyada yer alan belgelerin her biri acemice panikle tezgahlanan kumpası kanıtlamaya yeter de artar bile. Kobani davası gerek arka planı gerek suçlama konusu gerekse de artık dosyaya sığmayan hukuksuzlukları ve yargılamadaki adaletsizlikleri itibariyle ile bu iktidarın adeta bir özetidir. Bu dava işit karanlığının bir vekalet davasıdır. Bakın sevgili arkadaşlarım, işit Kobani'de yenilgiye uğradı ve işidin başı Bağdadi sınırın iki kilometre ötesinde öldürüldü. Sonra ne oldu? Bir yıl sonra 27 Eylül 2020'de HDP'ye yönelik Büyük Kobani operasyonu düzenlendi. Peki IŞİD'in Türkiye'deki hedefi kimdi sevgili arkadaşlarım? 5 Haziran saldırısında Suruç ve Ankara katliamlarında ve HDP ve demokrasi güçleri IŞİD'in hedefindeydi. İktidar bile onun hedefi kimdir? Yine HDP ve demokrasi güçleridir. Halklar ve dayanışmasıdır. İşte bu nedenle bu davaya biz vekalet davası diyoruz. İçerideki komplocularla IŞİD'in hedef birliğinin söz konusu olduğunu ifade etmekte bir behis görmüyoruz elbette ki. İşte bu davada bunun kanıtıdır değerli arkadaşlarım. Evet bu dava iktidarın özetidir. Çünkü 7 Haziran'ın 31 Mart'ın intikamını da alma davasıdır. Demokratik siyasete karşı bir darbe davasıdır. Bu iktidarın özetidir. Çünkü asıl failler değil, öldürülenler yargılanmak istenmektedir. Bu iktidarın özetidir. Çünkü HDP binalarına neden saldırı yok diyen Kobani davasında mahkeme başkanı olmuştur. Her şey çok açık ve net olarak ortadadır. Bu iktidarın özetidir ve dava dosyasında unutulan ve kimler tarafından yazıldığı bilinmeyen gayri resmi bir belgede yargıya yönelik HDP'yi kapatın talimatı verilmekte ve tutuklanması istenen HDP'lilerin listesine yer verilmektedir. Yargı margı hikayedir sevgili arkadaşlarım. Davanın savcısı da hakimi de saraydır. Tezgah tepede kurulmuştur sevgili arkadaşlar. <laughs> 3530 sayfalık 324 klasörlük delilden yoksun iddianameyi oldu bittiye getirip kabul ettiler. İşit katliamlarının dava dosyalarını toplasanız, Kobani iddianamesinin onda biri kadar yoktur. Ama mesele HDP olunca binlerce sayfayı doldurdular ama kanıt bulamadılar. Bakın sevgili arkadaşlarım, Mehmet Eymür itiraflarda bulundu. Devlet adına 18 kişi öldürüldü dedi. İşte buyurun size kanıt. Ama Var mı tek sayfalık bir soruşturma? Yok. HDP hakkında binlerce sayfa iddianame yazan yargıçlar size sesleniyorum. 18 kişi öldürülmüş. Neden sesiniz çıkmıyor buradan? Size sormak istiyorum. <laughs> Sedat Peker yaşanan pislikleri, işlenen suçları bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Peki var mı bir soruşturma? Elbette ki yok sevgili arkadaşlar. Terfi almak için HDP'liler hakkında fezlekeleri otomatiğe bağlayan fezleke fabrikatörleri. Buradan size sesleniyorum. Neredesiniz? Ve tek bir soruşturma açmadınız. Niçin sesiniz çıkmıyor? Buradan bir kez daha onlara sormak istiyoruz. Türkiye'yi soğup soğana çeviren hırsızlar, Devlette, iktidarda, kamuda itibar sahibi olarak ortalıkta dolaşıyor ama tek bir soruşturmanın olmadığını hepimiz görüyoruz sevgili arkadaşlar. Ama ne var? Kobani davası var. Hırsızlıklarının önünü kapatma davası yok ama HDP'yi kapatma davası var. Ve buradan bir kez daha iktidara şunları söylüyoruz. Suçlusunuz kirlisiniz. Suçlarınızı, kirli işlerinizi Kobani davasıyla örtemezsiniz, örtemeyeceksiniz.